Herkes için büyük kayıp. Özellikle de sen ve şehzaden için. Nihayet şehzadem Selim'in devri. Benim devrim başlıyor. Edep Nurbanu. Hürrem Sultanımız daha toprağa girmemişken senin ettiğin şu laflara bak. Ben olacak olanları söylüyorum. Bunlar iyi günleriniz. Şehzadenin tek destekçisi sultanımızdı. Bundan böyle tek başına kaldı. Tüm hazırlıklar tamamdır inşallah. Bir eksik gedik yoktur. Merak buyurma Sümbür Ağam. Sultanımıza yaraşır bir cenaze merasimi olacak. Son vazifemizi de eksiksiz yapacağız inşallah. Ne sonu Lokman Ağam? Sultanımızın bize emaneti var. Tutmamız gereken sözler var daha. Bilirim Ağa Sultan da hayrede mi hala? Sultanım. Allah size sabır versin. Lakin unutmayın. Bir can daha taşıyorsunuz. O sabi için ayakta durmak zorundasınız. O size can verecek. Nefes olacak. Haber aldığında çok sevinmişti. Ne yazık ki artık torununu göremeyecek. Cananlar hep vardır. En mühimi Beyazıt. Hayatta kalman. Ne olursa olsun hayatta kal. Validem. Benim güzeller güzeli sultanım. Siz bunları düşünmeyin. Mühim olan sizin... Beyazıt. Aslan parçam. Sen böyle düşünmeyin diyorsun ya. Bu beni kahrediyor. İnsan evladını seçemez. Lakin Rabbim seçme lütfunu bana bahşetseydi yine senin gibi mert, yiğit bir şehzadem olsun isterdim. Bir taraftan da korkuyorum oğlum. Zira bu dünya yiğitlerin değil, zalimlerin dünyası. Onlar gibi düşünmez. Zalim olmazsan sana yaşama hakkı tanımazlar. Thank you.
Korkularından arın. Korku öfke ve kötülüğü çağırır. Vakti gelince cesur ol. Hak ettiğini ancak cesaretini elde edebilirsin. Benim bir şeyleri hak ettiğimi düşünüyor musunuz sahiden validem? Herkes hak ettiğini yaşar oğlum. Emin ol. İstikbalde başına gelecek olan şey onu hak ettiğin içindir. Allah'tan tek dileğim. Senin de Bayezid gibi vicdanın huzur ve saadet içinde olması. Zira kanayan bir vicdanın varsa şu aleme padişah olsan kâr etmez. Ey aşıklar, boş durmayın. Şu vücut yükünüzü üstünüzden atmaya çalışın. Zira vücut ile can kalmayınca, gönlünüz şu ağır yükten kurtulur da, gökyüzüne uçar gider. Gönlünüzü, canınızı hikmet suyuyla yıkayın. Gönül tozları gitsin de
Gözleriniz hasretle şu kirli yeryüzüne takılıp kalmasın. Göklere çevrilsin. Dünyada bulunan her şeyin canı aşk değil midir? Aşktan başka ne varsa hepsi de fani. Hepsi de ölür gider. Dünyada ebedi olarak kalan ancak aşktır. Senin yokluğun şarka, ecelin de garba benzer. Bu şark ile garp başka gökte bulunmaktadır. Zira senin şimdi gördüğün gökyüzü de fanidir. O da gelip geçicidir. Göklerin yolu senin içindedir. Kuvvetlenince artık merdiven kaygısı, gamı kalmaz. Dünyayı hariçten görme. Çünkü senin gözünün içinde bir başka dünya var. Bundan senin haberin yok. Sen bu görünen dünyaya gözünü kapa da gözünün içindeki dünyayı görmeye çalış. Şunu iyi bil ki sen iki gözünü de kapayınca bu gördüğün dünyadan hiçbir şey kalmayacaktır. Senin gönlün bir dam gibidir. Hislerin de gönül damının oluklarına benzer. Oluklar kalmayınca sen damdan su içmeye bak.
Sen bu gazelin tamamını, geri kalanını gönlümden, gönül defterimden oku. Sen benim dilime bakma. Çünkü zamanı gelince dilde kalmaz, dudakta. İnsanın vücudu yaydır. Sözü, nefesi de vücut yayının okları. Ok gidince yay bir iş yapmaz. Burası senin kalbin. O halde son arzumu kabul et Süleyman. Beni buraya, senin kalbine defnetsinler. Thank you.
Pazar günü gibiydi vallahi Fahriye. Beşikteki bebekten ayağı çukurda ihtiyara kadar. Bir tek İstanbul değil ha. Yedi düvel sokağa dökülmüş. Ne ağladılar, ne ağladılar. Gözyaşları sel oldu sel. Belli ki sultanımız yaptığı hayırların duasını alıyor. İnşallah. Kimi mel'un da sultanımızın vefatından emin olmak için gelmiş. Onlar da haklı ağam. Sultanımızın göçüp gittiğine inanmak kolay değil. Harem ne alemde Fahriye. Helvalar karıldı mı? Herkes işinin başında. Merak etme. Fahriye, Gassale sultanımızın yüzüyle gömülmesi caiz değildir diye bir laf etmedi değil mi? Ne yüzüğü ağam? Yahu Hürrem sultanımızın yüzüğünü diyorum. Bilhassa onunla gömün diye vasiyet etmişti. Gassale'ye en son ben gittim. Lakin rahmetlinin parmağında yüzük falan görmedim ağam. Eyvallah olsun. Çıkardılar belli ki. Yahu bilhassa tembih etmiştim. Hatunlardan biri almış olmasın. Tövbeler olsun ya Rabbel Alemin. Demek koskoca Sultan Süleyman bunu elleriyle yapmış. Hürrem Sultan'ı aşık etmemiş. Büyülemiş adeta. Böyle büyük bir aşk olmasa Hürrem Sultan Valide Sultan olmadan Süleymaniye'ye gömülme şerefine nail olmazdı. Aşka değil. Aşık edene bakacaksın. Ben de rahmetli Valide Sultan'ımla aynı yolda yürüyorum. Bundan sonra yolumuz belli. Bu yüzük de, o mevki de benim. Yüzüğü Hürrem Sultan vermedi size. Allah günahlarımı affetsin. Ben aldım parmağından. Allah aşkına saklayın siz de. Bir gören işiten olursa vallahi kellemiz gider. Böyle bir yüzük verilmez zaten. Hak eden alır. Kim aldı? Hatun söylesene. Sen ne dersin ağam? Ne yüzüğü? Evvela caiz değil. Görsem Fahriye Hatun'a getirip teslim etmez miyim? Hatun, Hürrem Sultanımızın vasiyeti bu. Son arzusuna karşı mı geleceğiz? Sen mi aldın yoksa? Tövbe estağfurullah ağam. Gassale'ye edilecek laf mı bu? Sözünü geri al. La havle ve la kuvvete illa billah. Ben acımdan ne dediğimi biliyor muyum Hatun? Söyle öyleyse kim aldı? Uçup gitmedi ya. Bir aldı mı hakkak? Ben geldiğimde Nihal Hatun ve Esma Hatun vardı. Vallahi o hatunlara itimadım tamdır. Beyhude yere günahlarını almayın. Allah Allah. Yahu kim aldı o vakit? Başka gelen giden oldu mu? Söylesene Hatun. Günahını almak istemem lakin... Hı. Can feda Hatun bir vakit geldiydi. Bir Fatiha okuyacağım dedi. Şöyle bir dolandı, kayboldu.
Gel. Gel. Yüzük nerede hatun? Yüzük mü? Ne yüzüğü Fahriye Kalfa? Zümrüt'ün vallahi benim bir şeyden haberim yok. Pıs! O mercimek kadar aklınla beni kandırabileceğini mi sanıyorsun hatun? Dua etmek için gasilhaneye gittin. Rahmetli Hürrem Sultanımızın parmağındaki yüzüğü çaldın. Vallahi benim yüzükten haberim yok. İki gözüm önüme aksın. Ve heyzak ne bu? Hadi bizden korkmadın. Allah'tan da mı korkun yok? Vallahi çarpılacaksın. Ne oluyor burada? Sultan. Siz ne cüretle benim hizmetimdeki bir kalfayı sıkıştırırsınız böyle? O kalfam dediğiniz mel'une Hürrem Sultanımızın yüzüğünü çalmış. Zannediyorum ki bu hadiseden haberiniz var. Velev ki emri de siz verdiniz. Karşında Şehzade Selim'in gözdesi ve Şehzade Murad'ın validesi var. Sen beni nasıl itham edersin? Sultanım vaziyet mühim. O yüzük Hürrem Sultanımızın vasiyeti. Madem öyle, git ara bul Sümbüla. İşin ne? Dur artık herkes yaz içinde. Yoksa ben sen ne yapacağımı bilirdim. Seninle de görüşeceğiz Fahriye. O arkanı kollayan Hürrem Sultan yok artık. Validem doğacak evlatımızı göremeyecek. Ne acı. Valide sultan da olamayacak. En kudretli zamanla doyamadan gitti. Hayat. Kader böyle bir şey işte. Bundan böyle bize büyük iş düşüyor usta. Hünkârımız validemin yasından ne vakit çıkar meçhul. Validemin arzusu Bayas'ın tahta geçmesiydi. Onun yokluğunda Beyaz'ı kendine asla yansız etmemeli. İkimiz de elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Şehzade Bayaz'ın arkasında duracağım elbet. Lakin sen istiyorsun diye değil. Hürrem Sultanımıza söz verdiğim için. Uzun zaman oldu. Şehzade Selim'e haber geldikten sonra ben de yola çıktım. Hürrem Sultan'ın cenazesine geldim ne yazık ki. Vefatı herkesi çok sarstı. Ne büyük kayıp. Sarayda adeta hayat durdu. Herkes yasta. Şehzade Selim'i cenaze esnasında gördüm. Harap olmuştu. Çok üzgündü. Şehzade Selim'le olan dostluğumla gurur duyuyorum. Sen olmasaydın sarayın kapıları bu kadar kolay açılamazdı. Sayende Konstantiniyye'ye geldim. Saray. Rüstem Paşa'yla münasebetiniz ne alemde? Allah paşamıza uzun ömür versin. Yardımını ve gücünü hiç esirgemedi. Dikkatli ol. Malum, Rüstem Paşa Şehzade Bayezid'in tahta çıkmasını istiyor. Bizse Şehzade Selim'in. Yakında fırtına kopacak. Her şey toz duman olacak. Ne demek istiyorsun Yasif? Bir şey mi biliyorsun sen? Hürrem Sultanımız sizin için bırakmışlar. Vefatından sonra teslim edilmesini emretmişler. Hürrem Sultanımız
cenaze merasiminden sonra bunu size teslim etmemi istediler. Gözümün nuru, kalbimin ışığı, canım şehzadelerim. Ben valideniz Hürrem Sultan. Neyleyim ki göçüp gittim bu dünyadan. Artık yanınızda değilim. Ben ölümden değil, sizi kaybetmekten korktum hep. Doğam, nefesim ve kudretim üzerinizden eksik olacak diye korktum. Lakin yokluğum zinhar sizi şüpheye düşürmesin. Ben toprağın üzerindeyken bana verdiğiniz sözler, toprağın altındayken de bakidir. İsmimi andığınız, varlığımı hissettiğiniz müddetçe yanınızdayım. Siz Hürrem Sultan'ın evlatlarısınız. İkinizin de hamurunda benim mayam var. İkinizin de damarlarında aynı kan akıyor. Sultan Süleyman'ın kanı. Yüce Rabbim şahidim. Yüreğimdeki yeriniz ayrı. Ama biriniz diğerine üstün değil. Bu son hediyem de bunun ispatıdır. Size kılıç, hançer değil, birer zırh bırakıyorum. Doğam ve gözyaşlarımla işlenmiş iki zırh. Hayattayken size nasıl siper olduysam, benden sonra da bu zırhlar size siper olsun. Keşke hiç gelmese. Lakin bir gün gelecek ve giymek zorunda kalacaksınız. Allah'tan dileyim o gün sırt sırta verip birlikte cenk etmeniz. Bu zırhların sizi aynı düşmana, kafire karşı korumasıdır. Birbirinizle savaşa tutuşursanız bilin ki mezarımda kemiklerim sızlar. Ruhum acıyla yanar. Ve dahi size sütümü helal etmem. Yolunuz savaş değil. Sulh her daim mümkün. Canımın paresi Selim'im. Kıymetlim Bayezid'im. Allah yardımcınız olsun. Sizi canından çok seven valideniz Hürrem Sultan. Gel. Hünkârım. Ferhat Ağa. Bundan beri odamda ne ipek istiyorum, ne de soframda altının gümüşün pırıltısını görmek. Bir lokma, bir hırka kâfi.
Emredersiniz hünkârım. Mihrimah Sultanımız kapıdalar hünkârım. Huzurunuza çıkmak isterler. Sultanım. Hünkârımız maalesef kimseyi görmek istemiyorlar. Çekil önümden. Sultanım. Çekil dedim. Gel. Baba. Yüzüme bak. Beni sizden, sizi benden başka kim teselli edebilir ki? Öyle sor ki. Validem olmadan hayat nasıl devam ediyor şaşıyorum. Onun yokluğu hepimizi başka yakıyor. Öyle büyük bir boşluk ki. Yalvarıyorum size. Bu boşluğa kendinizi bırakmayın. Validemi kaybettim. Sizi kaybedemem. Evlatlarınızın, devletinizin, kullarınızın size ihtiyacı var. Ben hep yanınızda olacağım. Birbirimize teselli bulacağız. Benim, Selim'in, Bayas'ın validemden birer parça olduğunu düşün. Bizi validemin bir hatırası olarak gör. Yüzümüz onun hatırı için bak. Herkesi!
Zor olmayacak mı Gülfem Hatun? Sağır dilsizlere nasıl laf anlatacaksın? Dilsizler hatun sağır değiller. Söyleneni işitiyorlar lakin konuşamıyorlar. Hünkâr mısın? En ufak bir fısıltıya dahi tahammülü yok. Gülfem Hatun, hünkârımızın fermanı şerifidir. Bir an evvel tüm kapı halkına ilan edilsin ve icap eden tedbirler alınsın. Hünkârımızın fermanı şerifidir. Harem-i Hümayun'umda bundan böyle depdebe ve şaşadan uzak durulacak. Çalgılar susacak. Türlü vesileyle yapılacak kutlamalara müsaade gösterilmeyecektir. Bundan böyle bu haremde mutlak sessizlik ve altından, gümüşten ve ipekten arınmış günlük bir hayat hüküm sürecektir. Riayet etmeyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Hünkârımızın vaziyeti hakkında malumatın var mı Sokollu? Derin bir hastalar şehzadem. Ne bir sese tahammülleri var ne de bir pırıltıya. Böyle büyük bir aşkın yasını tutmak kolay değil elbet. Lakin yas bitecek. Hünkârımız yüzünü benden yana dönecek. Ve o vakit benim devrim başlayacak. Bilmem icap eden bir husus mu var şehzadem? Kardeşim Bayezid'in nelere kalkıştığını gayet iyi biliyorsun Sokollu. Onun hünkârımıza yazdığı, üzerime yürüdüğünü anlattığı mektubu yok eden bizzat sensin. İyiliğiniz için buna mecburdum şehzadem. Biliyorum Sokollu. Zaten validem ne yapar eder korurdu Bayezid'i. Lakin artık bu mümkün değil. Kardeşimin marifetlerini hünkârımıza bildirmem için önümde hiçbir mani yok. Bunu tavsiye etmem şehzadem. Zira avucu size dokunur. Casusu yollayıp canına kastetmişsiniz. Bu affedilemez. Şehzade Bayezid'in şahitleri vardır elbet. Sizi itham ederler. Şahit. Kim şahitlik edecekmiş Bayezid'e? Lala Mustafa her şeyi anlatacaktır. Lala Mustafa. Ağalar. Şehzadem. Mehmet Paşa. İşte kardeşim Bayezid'in en büyük şahidi. Lala Mustafa artık benim hizmetimde. Bana sadık. Ve Bayezid'in bundan haberi yok. Kapat bunu. Bunu da kapatın. Tamam onu da alıyorum. Kaldın hepsini. Hümaşa nerede? Hazırlanıyorlar sultanım. Lakin bir kez daha düşünseniz. Sen işine bak. Kaldın hepsini. Çağırın ağaları. Hepsini gelip alsınlar. Ne oluyor Mehrim ha? Bir süre sarayı Hümayun'da kalacağım. Zaten varlığım senin pek umurunda değil. Zor günler geçiyoruz Mihrim ağa. Yarın ne olacağı belli değil. Saraydan ayrılmam bize zarar verebilir. Durduk yerde şimşekleri üzerimize çekme. Kalmam istemenin tek sebebi bu mu Rüstem? Mihrim ağa,
şehzadem. Namünasip bir vakitte mi geldim? Haşa şehzadem. Hoş geldin kardeşim. Rüstem de zaten gidiyordu. Her musibette bir hayır vardır derler şehzadem. Hürrem Sultanımızın acı kaybıyla birlikte Şehzade Bayezid gücünden çok şey kaybetti. Lakin Rüstem Paşa hala onun yanında. Rüstem Paşa da gücünü sultanımızdan alıyordu. O da itibar kaybedecektir. Rüstem Paşa'yı hafife alma Sokollu. Hala hünkârımızın üzerindeki tesiri büyük. Validemin hatırasına sadık kalmak isteyecektir. Zira Mir Himal'la evli. Lakin Rüstem Paşa akıllı adamdır. Bayezid'in kaybedeceğini anlayınca anında gemiyi terk eder. Tıpkı sizin gibi. Nereden çıktı doğum arifesinde taşınmak Mirim'a? Babama daha yakın olmak istiyorum. Bana ihtiyacı var. Bunun için eşyalarını yanına almana lüzum yok. Mirim'a söyle bana hadi. Seni üzen başka bir şey var. Görebiliyorum. Söyle hadi. Rüstem mi? Üzdü mü seni? Burası senin sarayın Mihrim'a. Rüstem de senin kulun. Bunu zinhar aklından çıkarma. Ve ben hiç kimsenin güzeller güzeli kardeşimi üzmesine müsaade etmem. Keşke hep burada olsan Beyazıt. Hep yakınımda olsan. Validemi kaybettikten sonra öyle yalnız hissediyorum ki. Kardeşim son günlerde tedirgin görüyorum. Gözünü Rüstem'in üzerinden ayırma Atmaca. Ben de sizle bu konuyu görüşmek istiyordum şehzadem. Günlerdir kafamı kurcalayan bir mevzu var. Rüstem Paşa'ya ezel ebed güvenmem bilirsiniz. Onun canını almaktan beni alıkoyan sizsiniz. Rüstem Paşa rahmetli validini Sürrem Sultan'a sadakatle bağlıydı. Size de bağlılığının sebebi rahmetli validinizdi. Malum, şartlar değişince insanlar da değişir. Rüstem Paşa bugüne kadar sadık kaldı. Bundan sonra da öyle olmasını temenni ediyorum. Yok, dediğin gibi şartlarla birlikte değişirse o vakit canı senindir. Gece yıldızlara baktım Can Feda. Her şeyin iki manası vardı sanki. İyi mi kötü mü bilemedim. Huzurum kaçtı. Sizin burç haritalarınıza benzemez bu hatun sultanım. Dediklerine göre her söylediği bir bir gerçek oluyormuş. Hatun kötü ruh olduğu için Hürrem sultanımız dahi ayağına gelmiş. Hürrem sultanımızın bir bildiği vardır muhakkak. Sizi bekliyor. Hoş geldiniz sultanım. Beklettiğim için bağışlayın beni. Güzel şeyler söylersen bağışlarım. Letif ediyorum. Hürrem Sultanımız pek mededermiş seni. Allah rahmet eylesin. Amin. En son rahmetli Hürrem Sultanımıza neler söyledim merak ediyorum doğrusu. Hakikati. Hakikat nedir bana da söyle. Hayır.
felaket görüyorum sultanım. Sultanımın vefatı yakında kopacak fırtınanın alametidir. O fırtınada kim ayakta kalacak onu söyle. Ne görüyorsun anlat. Bir aslan görüyorum. Kartal kanatlı bir aslan. Ve başında bir taç. Aslan ve kartal demek. Bu dediğin Venedik armasıdır. Geldiğim toprakların alametleri. Hanedanımızın soyu. Aslanın ve kartalın rahminden yürüyecek. O sultan ki tahta geçecek şehzadeyi çoktan doğurdu. Paşam, mektup yazdırıyordunuz. Sonra gel ha. Rüstem Paşa. Şehzadem. Af buyurun, sizi beklemiyordum. Cenazeden beri görüşemedik. Hürrem Sultanımızın yokluğuna alışmaya çalışıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Zor elbette. Nizamımız temelinden sarsıldı. Validemin erken vefatı hepimizin istikbalini değiştirdi. Öyledir evet. Lakin istikbali bir tek Yüce Allah bilir. Bazen kulların da içine doğar. Sen de biliyorsun ki yakında yeni bir dünyaya uyanacağız. Mesele şu ki sen bu dünyanın neresinde olmak istiyorsun? Sultan Süleyman Han'ın dünyasındaki yerim belli çok şükür. Ona ne şüphe? Sen bu devlet-i âliye için çok mühimsin paşa. Lakin kardeşin Bayezid olan sadakatin devam ettiği müddetçe ne yazık ki sen de kaybedeceksin. Benden ne istiyorsunuz? Yakında herkes benim tarafımda olacak. Yani kazanan şehzadenin. İnşallah o gün geldiğinde çok geç kalmış olmazsın. Şehzade Hazretleri. Rüstem Paşa yerinde mi? Geldiğinizi haber vereyim şehzadem. Lüzum yok. Bizim konuşacaklarımız da bitmişti. Sizin işiniz vardır. Kolay gelsin paşa. Şehzadem. Ne işi var burada? Sizden hakikati gizleyecek değilim şehzadem. Şehzade Selim yeni ittifaklar peşinde. Onun yanında durmamın benim için daha hayırlı olduğunu söyledi. Ben de cevap verdim. Neler soruyorsunuz böyle şehzadem? Cevabımı bilmezmiş gibi. Yoksa bana itimadınız yok mu? Benim sana itimadım var Rüstem Paşa. Ben Selim'e itimat etmiyorum. O şeytana bile pabucunu ters giydirmeye kalkar. Suları bulandırmaya çalışacaktır elbet. Lakin itibar etmeyin. İçiniz rahat olsun. Ben her daim sizin yanınızdayım. Âlâ. Mirimah'la aranızın iyi olmadığını işittim. Teferruatını bilmiyorum. Aranıza girmek gibi bir niyetim de yok. Ancak Mirimah benim kıymetlim. Rüstem Paşa. Onu sarayında kalması için ikna ettim. Zor günlerde yanında ol. Zinhar ihmal etme.
Halcı Hatun dediklerini işittin Can Feda. İstikbal Şehzadem Selim'in olacak. Benim yıldızım parlayacak. İnşallah sultanım. Hatun dumanların içinde Venedik'in aslanını, kartalını yani sizi gördü. Öyle ya. O kötür maliyle ne bilecek Venedik'in alamet farikasını? Tanesione. Tanesione. Ne oldu sultanım? Defne de Venedikli. Nasıl unuturum, nasıl? Ya kehanet onu işaret ediyorsa? Aman yarabbim. Nasıldı güzel uyu aslanım? Çocukların masum yüzleri. Ölümün tek tesellisi. Günlerdir helak ettin kendini. Sen de biraz uyusan. Uykular haram artık Defne. Selim yine rahat durmuyor. Çirkin ittifaklar peşinde. Nurbanu da öyle. Cenaze günü ağzından çıkan lafları işitseydin. Hürrem Sultanımız öldü. Şehzaden yalnız kaldı diyor. Tam Selim'e yakışacaktı inette bir çareye. Tek korkum ne biliyor musun Defne? Selim ilk fırsatta saldıracak. Ve ben valideme verdiğim sözü tutamayacağım. Mevzu beyiz, evladının canı olunca hangi söz insanı durdurabilir ki? 5 oğlum var Bayezid. Eğer sen tereddüt edersen, vicdanına, merhametine yenik düşersen, hepsinin boynuna yay kirişi dolayacaklar. Bunu sakın unutma. Bu senin rehberin. Ne zaman ki dara düşersen, bu sözlerimi aklına getir. Öyle karar ver. Falcı Hatun'a gittim. Kerametiyle nam salmış. Bana öyle şeyler anlattı ki. Sahtekarın tekidir, kulak asma. Hiç sanmıyorum. Dediğin gibi olsa rahmetli sultanımız o hatunun ayağına kadar gidip sözlerine itibar etmezdi. Dedikleri bir çıkıyormuş. Hürrem sultanımızın hastalığı ve dahi ölümünü bilmiş. Bana da öyle mühim şeyler söyledi ki. Kâfi. Şehzadelerden biri tahta çıktığında diğeri çoktan mezarda olacak dedi. Hanedanın soyu ise Venedikli bir hatundan devam edecekmiş. O halde sen? Ben de öyle düşünmüştüm. Lakin Şehzade Bayezid'in gözdesi Defne Hatun da Venedikli. Ve onun da bir şehzadesi var. Bu ihtimali düşündükçe kahroluyorum. O hatunu kendi ellerimle gönderdim. Artık kaçış yok şehzadem. Kalbinde Şehzade Bayezid'e ait en ufak bir acıma hissi varsa sök at. Hünkârımız yasını tutup kabuğundan çıktığında Şehzade Bayezid'in yolladığı o sandıktan haberdar olmalı. Hüsnü Paşa hala gelmedi mi? Gelmedi sultanım.
nedir sizi böylesine huzursuz eden? Mühim değil. Sultanım yapmayın. Mühim olmasa şu gebe halinizle tedirgin olmazdınız. Anlatın sultanım. Nasıl ki validenizin sır küpüysem, bundan böyle sizin sırlarınızı, kederlerinizi dinlemeye hazırım. Rüstem Paşa ile mi alakalı sultanım? Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum Sümbül. Rüstem'in o Yahudi hatunla, Signora Mendes'le bir münasebeti var. İmkan ve ihtimali yok sultanım. Rüstem Paşa'nın size olan aşkı herkesin dilinde. Hissediyorum. Bir kadın olarak hissediyorum. Günden güne benden uzaklaşıyor. Pek fazla uzaklaşamaz sultan. Neyiniz var sultan? Bismillahirrahmanirrahim. Henüz erken değil mi sultanım? Bağlar yetişin. Sümer çabuk. Sultan. Yahu ne duruyorsunuz? Hekim çağırsanıza hatunlar. Afiyet olsun paşam. Sarayda vaziyetler nasıl? Yastayız hala. Kolay değil elbet. Yakında fırtınanın kopacağını işittim. Şehzadeler arası kavga geri dönülmez safhaya ulaşacak deniyor. Anlaşılan Şehzade Selim rahat durmayacak. Kim söyledi bunu? Yeğenin Nasef, Nasi. Şehzade Selim'den mi öğrenmiş bunları? Kimin söylediğinin ne önemi var paşam? Siz benim sözlerime itibar edin. Konuş. Şehzade Selim'in elinde Şehzade Bayezid'in yolladığı bir sandık varmış. Sultan Süleyman görürse Bayezid'i kimse elinden alamaz diyorlar. Mutlaka ki Şehzade Selim doğru zamanı bekliyor. Gel. Hünkârım. Söyle Gülfem. Mihrimah Sultanımız sabaha karşı doğum yaptı. Bir erkek evlat dünyaya getirdi. Uzun ömür versin benim güzel kardeşim. Keşke Badem de görseydi oğlum. Ağzı burnu tıpkı ona benziyor. Rüstem Paşa nerede Mihrim'a? Allah bilir nerede olduğunu. Mihrim'a, demek bir oğlun oldu. Allah analı babalı büyütsün. Amin kardeşim inşallah.
Kendi derdime düşüp gözümü üzerinizden ayırdığımı sanmayın sakın. Valideme verdiğim sözler baki. Ben de onun gibi sulh istiyorum. Umarım siz de öğütlerini aklınızdan çıkarmazsınız. Biraz daha kalıp bir şeyler yeseydiniz paşam. Hiç vaktiniz yok mudur? Geç bile kaldım. Bu aralar pek görüşmeyeceğiz. Sarayda herkes barut fıçısı. Şehzadeler sancaklarına dönmediler. Hünkârımız derin yasta. Benim adesen. Ne demek oluyor bu paşam? Gelmeyecek misiniz artık yanıma? Bir müddet böyle. Gel. Paşa Hazretleri, Mahmut Ağa geldiler. Aciliyeti olan bir durum varmış. Ne oldu Zal? Müjdeler olsun paşam. Mihrimah Sultanımız sabaha karşı doğum yapmışlar. Bir erkek evladınız oldu. Rüstem Paşa'yı yanına çekmeye ne kadar çabalasan da nafile. O hanedanımız için kimin hayırlı olacağını gayet iyi biliyor. O vakit sana yüz çevirmesi yakındır Bayezid. Ne vakit anlayacaksın merak ediyorum Bayezid. Kaybedeceksin. Validemin kudretli kolları artık seni koruyamayacak. Validemin koruduğu biri vardı evet. Lakin o ben değildim. Sendin Selim. Saruhan Sarayı'nda korkudan titrediğin günleri ne çabuk unuttun. Validem aramıza girmeseydi çoktan almıştım kellini. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Rüstem Paşa'yla yakın olduğum belliydi. Ancak böylesine bir münasebet beni dahi şaşırttı. Ben ne yaptığımı biliyorum Yasef. Kendine yer edinmek için paşayı yatağına almana ne lüzum vardı? Sen zaten güçlü ve zenginsin. Ben senin halanım. Ben Grafya Mendes'im. Kralların ahbabıyım. Benimle konuşurken kim olduğumu unutmayacaksın. Yalnızca ikaz ediyorum. Osmanlı Devleti'nin Vezir-i Azamıyla böylesine bir münasebet hoş görülmez. Hele ki o Vezir-i Azam Sultan Süleyman'ın kızıyla evliyse. Sizin yok inşallah. Günler sonra sizin o mübarek yüzünüzü gördüm ya. Ağrım sızım kalmadı. Sevincim eksik kaldı. Validem burada olsaydı neşesiyle ortalığı çınlatırdı.
Allah salihlerini eylesin. Amin. Allah bahtiyar eylesin. Amin. Allah devleti âliye bağışlasın. Amin. Hünkârım. Sultanım. Daha vakit vardı. Oğlumuz erken geldi. Osman. Nihayet bir erkek evladım oldu. Evladımı doğururken beni yalnız bıraktın Rüstem. Bunu asla unutmayacağım. Onun yanındaydın öyle değil mi? Kimden bahsettiğini inan hiç bilmiyorum. Her şeyin farkındayım ben. Beni aptal yerine koyma. O hatun defalarca ziyaret etmiş seni. Buraya geldiği vakitlerde sana olan alakası aşikardı. Benim yanıma gelmediğin gecelerde nerede olduğum belli. Hiç düşünmüyorsun değil mi? Bu hale gelmemizin esas müsebbibi sensin Mihrimah. Yıllardır aşk dilendim senden, aşk. Oysa her defasında bir içmişim gibi muamele ettin bana. Şimdi gelmiş neyin hesabını soruyorsun? Gel. Paşam, Şehzade Bayezid Hazretleri geldiler. Hayırdır? Daha günüz vakti buradaydı. Ben davet ettim. Gel. Şehzadem. Nihayet saraydasın. Gördün mü oğlunu? Gördüm şehzadem. Vakitsiz geldiği için haberim olmadı. Devlet işlerine dalmışım. Evlad-ı iyal mühimdir Rüstem Paşa. Sana söyledim. İhmal etmeyeceksin. Daha mühim bir mesele var. Şehzade Selim'in elinde sizin yolladığınız bir sandık olduğunu işittim. Hünkârımızla aranızı bozacak bir sandık. Bu doğru mu? Sen nereden biliyorsun? Af buyurun şehzadem. Bu dediklerim doğru mu değil mi? Doğru lakin eksik. Şehzade Selim beni itham ederse kendi başını da belaya sokar. Her şeyi dinleyeceğim şehzadem. Lakin bana bir müsaade edin. Ağalar. Derhal Lala Mustafa'ya haber verin. Buraya gelsin. Neyi bekliyoruz şehzadem? Hünkârımız bu sandıktakiler şahit olmalı artık. Hünkârımız cenazeden beri ilk defa saraydan çıktı. Yasının sona erdiğini söylemek mümkün değil. Validemin acısını yüreğinde ölene dek taşıyacak buna eminim.
Birkaç gün daha bekleyeceğiz. Sen öyle diyorsan. Acele etmeye lüzum yok Nurbanu. Rüzgar benden yana esiyor. Benim devlet adamları artık senin yanında. Lakin Rüstem Paşa, o hala Şehzade Bayezid'in has adamı. Kim bilir belki yakında o da kararını değiştirir. Tam kellesini alacaktım ki Selim merhametime sığındı. Rahmetli Mustafa abimden, Cihangir'den den vurdu. İlaveten valideme söz vermiştim. Yapamadım. Kıyametin eşiğinden dönmüşsünüz. Gel. Şehzadem. Paşam. Şehzade Selim ona yolladığım sandığı ve içindekileri saklıyormuş. Hatta payitahta getirmiş. Doğru mu Bulala? Vallahi ilk defa sizden işitiyorum şehzadem. Seni Şehzade Selim'in yanına gözümüz kulağımız ol. Hadiselerden bizzat haberdar et diye göndermedik mi? Bana itimat etmiyorlar. Şehzade Selim'in hünkârımıza yazdığı mektuba mani olduğum günden beri her meselenin haricinde tutuluyorum. Telaşa lüzum yok. Selim o sandığı hünkârımızın önüne getirirse kendi zararlı çıkar. Lala Manisa Sarayı'nda neler olup bittiğine şahit. O beni teyit edince hünkârımız bana inanacaktır. Hiç şüpheniz olmasın şehzadem. Kardeş sevgisini nihayet ben de tattım valide. Öyle güzel kızım. Allah ikinize de uzun ömür nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Hay maşallah. Pek yaman olacak besbelli. Sultanım, Rüstem Paşa'mız duymasın lakin inşallah uyuz uyu size benzer. Maazallah sütten kesilirsiniz. O hatunla birlikte Sümbül. Senyora Mendes'le. Artık şüphem kalmadı. Sakin olmakta fayda var sultanım. Bir için yorgan yakmayın. Böyle bir aşüftenin yuvanızı yıkmasına izin vermeyin. Hürrem Sultanımız sizin Rüstem Paşa ile evli kalmanızı isterdi. Valide. Sümbül. Böyle bir vaziyette validem benim yerimde olsa ne yapardı? Valideniz o hatunu ikaz ederdi sultanım. Elbette münasip anlayacağı bir lisanda. Ve emin olun düşmanına asla acımazdı. Evladınız huzur içinde uyuyor sultanım. Hekimbaşı sıhhatinin yerinde olduğunu, her şeyin yolunda gittiğini müjdeledi. Sultanım. Sultanım. Signora Mendes'e gerekli ikaz yapıldı. Âlâ. Dedikleri kadar kafası çalışıyorsa, Rüstem'den uzak durması gerektiğini anlamıştır artık. Herhalde öyledir sultanım. Vallahi sizi üzmeye devam ederse yatacak bir mezarı dahi olmaz. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Dairemi kadar nasıl girerler? Ne bekliyordum ki?
Sultan Süleyman'ın damadıyla yasak aşk yaşayıp bundan yara almadan kurtulmayı mı? Nasıl? Öğrendiler mi hiç? Mirmah Sultan epeydir şüphe ediyor diyorlar. O mu yaptı? Her kim yaptıysa seni ikaz etmek istemiş. Derhal paşayla münasebetini kes. Yoksa şu zavallının yerinde sen olursun. İstediğin bu mu? Anlamıyorsun değil mi Yasep? Rüstem Paşa'yla münasebetim sadece iş değil. Ben istesem bile o vazgeçmeyebilir. Sen istiyor musun? Onu söyle. Nasıl yapacağız? Var mıdır çaresi? Zinhar şüpheye düşme şehzadem. Bu fırsattan istifade etmeliyiz. Eğer harekete geçmezsek kaybederiz. Balcı Hatun'un söylediklerini hatırla. Kral Şarkin'in vaziyetinin ağırlaştığı konuşuluyor hünkârım. Kendisinden ümit kesilmiş. Her an ölümü bekleniyor. Gel. Hünkârım, müsaadenizle. Size izah etmek istediğim bazı mevzular var hünkârım. Hünkârım, müsaadenizle. Müsaade ederseniz Rüstem Paşa da kalsın hünkârım. Anlatacaklarım onu da alakadar ediyor. Zira devlet meselesi. Mülaksındır. Rahmetli validemin cenazesinden mütevellit sustum. Onun aziz hatırası için susmaya da devam edecektim. Lakin Şehzade Bayezid beni hala tehdit ettiği için buna mecbur kaldım. Kıyafetini bana Bayezid yolladı. Ve bu mektubu. Pekmahiler şehzadem. Boynuz kulağa geçer derler. Hiç gocunmam Atmaca. Şehzadem, hünkârımız bir an evvel sizi huzuruna bekliyor. Tamam Ferhat Ağa. Şehzade Selim harekete geçmiş olabilir. Lokman'a, derhal Lala Mustafa'ya haber yolla. Hasadon'un önünde beklesin. Ona ihtiyacımız olacak belli ki. Emredersiniz şehzadem. Böyle bir meseleyle canımızı sıkmak istemezdim. Lakin endişeliyim. Bayezid benim kardeşim. Ona olan sevgim ve hürmetim baki. Ne o benim canımı yaksın isterim, ne de ben onun. Gel.
şehzadem Selim'e sen yollamışsın, doğru mu? Doğru hünkârım. Ben gönderdim. İnşallah sebebini de size izah etmiştir. Ben senden işitmek isterim. Madem öyle, en başından anlatacağım hünkârım. Bir müddet evvel sancağımdaki imarethanemin masrafları için Mihrimah Sultan'dan destek istedim. Sağ olsun esirgemedi. Şehzade Selim'in muhafızları altını getirenlerin önünü kesmiş. Mevzudan haberdar olunca adamları yakaladım. İkaz için de elebaşının kellesini Manisa'ya yolladım. Ancak ne yazık ki kardeşim bu durumdan ders çıkarmadı. Beni kendi soframda zehirlemeye kalktı. Ölümden döndüm. Bunun hesabını sormak için sarayına yürüdüm. Rahmetli validem araya girdi. Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Onun hatırına sessiz kaldım ve bu meseleyi unuttum. Çok geçmeden Şehzade Selim sözünü tutmadı ve beni size şikayet etmek istedi. Ben de ona bu kıyafeti göndererek avretler gibi arkamdan iş çevirmemesini ve bir erkek gibi karşıma çıkmasını istedim. Selim karşıma çıktı. Bu sefer de hileye başvurdu. Bana tuzak kurdu ama bertaraf ettim. Sonunda teke tek dövüştük. Ben galip geldim. Canını alabilirdim lakin yapmadım hünkârım. Son kez ikaz edip gönderdim onu. Allah şahidimdir hünkârım. Söylediklerimin eksiği var, fazlası yok. Lala Mustafa bütün bu olanlara bizzat şahit. Eğer bana itimat etmiyorsanız bir de onu dinleyin kendisi kapıda. Lala. Şehzadem Bayezid'in Şehzadem Selim hakkında anlattıkları doğru mudur Lala? Selim Bayezid'in altınlarını çalıp canına kastetti mi? Hünkârım. Şehzade Bayezid şahitlik etmem, dediklerini tasdik etmem için beni zorladı. Ancak bunu yapamam, size ihanet edemem. Sen ne diyorsun Lala? Sen bana bunu nasıl yaparsın? Sen nasıl bir ailesin? Bayezid! Sen kimsin? Şehzadem için eşkıya mı? Bu ne cüret benim huzurumda? Alenen yalan söylüyorlar hünkârım. Birlik olup bana iftira ediyorlar. Gafil! Sen değil misin Lala Mustafa'nın şahitliğini içken? Satın almış onu. Aklına girip zehirlemiş belli ki. Her şey size anlattığım gibi hünkârım. Kes sesini! Yazık. Sizin düştüğünüz şu hale yazık. Siz nasıl bakıyorsunuz birbirinize? Ben düşmanıma böyle bakmadım. Derhal yıkılın karşımdan. Elimden bir kaza çıkmadan defolun. Hünkârım. Lala, sen nasıl bir şeytansın? Daha dün yüzüme gülüyordun. Meğer arkamdan çevirmediğin hiç kalmamış. Bayezid yeter. Git yoluna. Seni o gün
kılıcımın gölgesini hissettiğini o gün öldürmeliydim Selim. Şehzadem, hadi gidelim, vaziyeti daha beter bir hale getirmenin manası yok. Şehzadem. Hünkârım. Gelmeyelim. Otur. Olanları işittim. Elbette Bayas'ın yaptığını müdafaa edecek değilim. Lakin onun tek başına suçlu olduğuna ihtimal vermem. İyi düşündün hünkârım. Bayezid durduk yere Selim'e sataşmaz. Belli ki tahrik etmiş. Sen bunları düşünüp kendini yorma Mihrimah. Daha yeni doğum yaptın, sarayına dön. İstirahat et, evladınla alakadar ol. Bayezid ateş içindeyken ben nasıl rahat oturabilirim? Ne olur onu bağışlayın. Validem gidince zaten dünyamız yıkıldı. Bir de bunu kaldıramam. Herkes hatasının suçunun bedelini ödemeli Mihrim'a. Aksi halde bir dahaki sefere hatası daha büyük olur. Cezası da. Elbet bir ceza vereceksiniz. Lakin her zamanki gibi adil olmanızı bekliyorum sizden. Bayezid kadar Selim de suçlu. Çekilebilirsin Mihrim'a. İnşallah Mihrimah Sultanımız bir netice elde eder de hünkârımız hakkaniyetini gösterir. Zannetmem Rüstem Paşa. Hünkârımız bana ne vakit hakkaniyetli davrandı ki şimdi davransın. Gel. Şehzadem, paşam, evladınız Osman huysuzlandı. Mihrimah Sultanımız da yok malum. Size sual etmemiz gereken bazı hususlar var. Şehzadem. Paşam. Sırası değil. Paşam. Evladınızın vaziyeti iyi paşam. Hatice Hatun'dan böyle bir yalan söylemesini ben istedim. Ne oldu? Signora Mendes yollamış. Paşa Hazretleri, sizi böyle bir vakitte çağırmak istemezdim. Ancak mevzu mühim. Bir an evvel konağıma gelmeniz lazım. Yaklaş Rüstem Paşa. Signora Mendes'in üzerindeki tesiri muazzam.
teklifiyle geldiğine göre. Sultan Süleyman'ın damadının, hele ki Mihrimah Sultan'ın zevcinin başka bir hatunla münasebeti kabul edilemez. Öyle değil mi Sokollu? Doğrudur şehzadem. Her kim buna cüret ederse yalnızca makamını değil, kellesini de kaybeder. Kaideler açık. Lakin idrak edemediğim tek bir husus var. Madem niyetiniz bütün bunları ifşa etmek, niye buraya kadar geldiniz? Beni karşınıza diktiniz. Akıllı adamsın Vesselam. Hatırlarsın, sana bir teklifim olmuştu. Şehzade Bayezid'le olan savaşımda benim tarafımda olacak mısın diye sual etmiştim. Sanırım yeterince düşünmüşsündür. Şartlar da malumun. Görüyorsun ya Rüstem Paşa. Bugün yaşadıklarımıza bizzat şahitsin. Şehzade Bayezid'in müttefikleri birer birer terk ediyor onu. Şimdi sıra sende. Lakin kuru bir söz kâfi değil. Benim tarafımda olmayı hak etmen lazım. Benden ne istiyorsunuz? Sultan Süleyman bugün yarın hükmünü ilan edecek. Eğer idam edileceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bayezid böyle devam ederse akıbeti o. Şimdilik sürülmesi kâfi. Bayezid'in payitahttan uzak bir sancağa sürülmesini istiyorum. Bizzat senin vereceğin tavsiyeyle gitmesini istediğim bir yer var. Selim de, Bayezid da sizin oğlunuz. Sizin canınızdan, kanınızdan iki aslan parçası. Onlardan birini seçmek, diğerinden vazgeçmektir. Ki vazgeçtiğiniz şehzade öbürüne haset eder, kin tutar. Gel. Hünkârım, şehzadelerimiz geldiler. Ne kadar hain yalancı varsa etrafına toplamışsın Selim. Beni hiç şaşırtmadın. Lala Mustafa gibi bir düzenbaz benim değil. Ancak senin yanına yakışır. Lala Mustafa benim tarafımı seçtiyse bu devlet-i âliye için kimin hayırlı olduğunu görmesindendir. Hünkârımız sizi bekliyorlar.
İkiniz de beni sukuda hayale uğrattınız. Biraz da sen Bayezid. Yaptığınız hiçbir şeye müsamaha gösterim. Bayezid, bundan böyle seni Amasya Sancak Bey'i ilan ediyorum. Ben bunu hak etmedim hünkârım. Bilin ki hiç hak etmedim. Hala karşımda konuşmaya cüret ediyorsun. Selim, seni de Konya Sancak Bey'i tayin ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Hükmünüz karşısında boynum kıldan incedir hünkârım. Derhal mevcut sancaklarınıza dönün, hazırlıklarınızı yapın. Akabinde tayin ettiğim sancaklarınıza gideceksiniz, çekilebilirsiniz. Hünkârım. Gel. Sultanım, paşam. Ne oldu? Hünkârımız, Şehzade Bayezid'i Amasya Sancağı'na tayin ettiler. Ne diyorsun sen Mahmut Ağa? Onca sancak varken neden Amasya? Rahmetli Şehzade Mustafa'nın sancağı. Elbet takdir sizi yüce hünkârımızın. Benim nacizane tavsiyem, Şehzade Beyazıt Hazretlerinin Amasya Sancağı'na gönderilmiştir. Bu manidar tayin sayesinde bir şehzadeye yakışmayacak yanlış bir yolda yürüdüklerini anlarlar. Konya'ya gidiyoruz diye sakın keyfini kaçırma şehzadem. Amasya ile kıyaslanırsa payitahta çok daha yakın. Bu büyük bir zafer. Öyle de Saruhan Sancağı benim için çok mühimdi Nurbanu'm. Boş kaldığı müddetçe bize hiçbir zararı olmaz. Nasıl yaparsın Selim? Bayezid'e nasıl kumpas kurarsın? Sen bu meseleye karışma Mihrimah. Bu benimle Bayezid'in arasında. Ben de bu meselenin bir tarafıyım Selim. Konya'ya tayin edilmeni ben sağladım. Bundan böyle hareketlerine dikkat edeceksin. İlk yanlışında seni perişan ederim. Kendine gel Mihrimah. Sen benim validem değilsin. Her ne kadar onun gibi davranmaya kalksan da, Bayezid'in tarafını tutsan da nafile, zaferime mani olamayacaksın. Sakın Mihrimah, sakın. Benimle iyi geçinmeni tavsiye ederim. Zira karşında istikbalim padişahı duruyor. Şehzadem. Babam beni sürgün etti Atmaca. Hem de nereye biliyor musun? Amasya'ya. Pek manidar öyle değil mi? Yani hünkârımız bana diyor ki, rahmetli abin gibi seni de idam ettireceğim. Görünen köy kılavuz istemez Şehzadem. Lakin hünkârımızın hesaba katmadığı bir husus var Atmaca. Ben rahmetli abim gibi değilim. Kaderimi Sultan Süleyman'ın eline teslim etmem. Kendi yolumu kendim çizerim. Aklınızdaki nedir? Sancağımıza gidiyoruz Kütahya'ya. Hünkârımızın emri yok hükmündedir. Amasya'ya gitmeyeceğim. Şehzadem, bu alenen isyan demek. İsyansa isyan Atmaca. Ok yaydan çıktı artık. Geri dönüş yok.
Erguvan, Hürrem Sultanımızın en sevdiği renkti. Hünkârım, buraya gelmek size iyi gelmiyor. Başka nereye gidebilirim Gülfem? Benim Hürrem'den azade bir hayatım yok. İkimiz de en kötüsünü tattık. Evlat acısı nedir bildik. Gözyaşlarımız kana döndü. Evlat acısıyla kıyaslanmaz elbet. Lakin bu acı başka. Ben bu yaşadığınızı hiç bilmiyorum. Ne olur. Bir amaya rengi. Bir sahra şarkıyı anlatır gibi anlatın bana. Ruhunun eşini, hayatının aşkını kaybetmek nasıl bir his? Renkler vardı Gülfem. Sesler, şarkılar vardı. Bazen öyle anlarımız olurdu ki, alev saçlarından kıvılcımlar saçılırdı. Gözlerinden yıldızlar görünürdü. Bütün dünya nurla dolardı. Cümle alem bir kalp olup damarlarımızda akardı. Thank you.